Develasyon Sayın Demirel'in asli sıfatlarından birisidir. 25 Ocak'ta yapılmış olan bu korkunç develasyon durmuyor. Adım adım yürüyor. Bizim uyarı mektubumuzda artık bundan sonra devalüasyon yapılmamasını talep etmiştik. Buna rağmen o günden bugüne kadar tekrar iki kere büyük oranda devalüasyon yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi 9 Haziran'da %5,5'luk devalüasyon, dolar 73.70'den 79.56'ya düşürülmüştür. Diğeri de 14 Temmuz, yani 3 gün önce yapılmış olan %3'lük devalüasyondur. Bu devalüasyonda çapraz ayarlama adı altında millet aldatılmak isteniyor, fakat gerçekte markın değeri 43.97'den 44.75'e bir kere daha %3 oranında düşürülmüş bulunmaktadır. Bunların tefsirine lüzum görmüyoruz. Sayın Demirel faizcileri yarıştırmaktadır. Faizcileri yarıştırıyor, TRT'de okunan veda, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek veda hutbesinin içinden de faizi yasak eden cümleler çıkartılarak millete konuşturuluyor. İşte Türkiye'nin hali budur. 4 Haziran kararnamesiyle Demirel faizleri hudutsuz hale getirilmiştir. Bugün fiiliyatta %100'ü aşan faiz yarışı vardır. Şu 4 Haziran kararnamesinin bir tek adı vardır. Buna ekonomik cinnet demekten başka bir tavsif yapılamaz. Bu kadar korkunç enflasyon varken bir de bunlara faiz yarışını ilave ettirmek, fakir fıkarayı ezik 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 yok etmeyi gaye edinmekten başka bir mana taşımaz. Maalesef bu kararnamenin kaldırılmasını, derhal kaldırılması 16 maddelik talebimizde söylediğimiz halde bu talebimiz de yerine getirilmemiştir. Fiilen 16 maddelik talebimizin hepsinin tersi yürütülmektedir. Orta sınıf işletmeler iflas etmektedir ve bütün Türkiye 5 kartelin elinde toplanmaktadır. Bakınız, kur farkı çok haksız bir tatbikattır. Bugün orta büyüklükteki işletmelerin hepsi kur farkından dolayı iflas noktasındadır. 2 sene evvel, 3 sene evvel getirmiş olduğu malı almış, satmış, bugünkü bu büyük devalüasyonların meydana getirmiş olduğu farkı 2 sene evvel, 3 sene evvel alınıp satılan mallar için şimdi ödeyeceksiniz demek elbette çok büyük bir haksızlıktır, çok büyük bir zulüm. Bunun yanında tabii bu hükümet istihsal vergisinin tatbikatını da acımasız bir şekilde sürdürmektedir. Asıl üretici, döküm sanayi, dokuma sanayi gibi önemli sanayi kollarında bu acımasız istihsal vergisi, ki ekonomik literatürde bunun adı müstemleke vergisidir. Bu müstemleke vergisi, yani yerli halkın yaptığı üretim ithal malından pahalı olsun diye İngilizlerin Afrika'daki müstemlekelere tatbik ettiği bu vergi, Türkiye'de Demirel hükümeti tarafından acımasız bir şekilde tatbik edilmektedir ve böylece işletmeler bugün iflasın eşiğine gelmiştir. Bu korkunç faizler, bu korkunç kur farkları karşısında ancak 5 tane kartel yaşayabiliyor. Onların yaşaması da her biri bir bankayı ele geçirmiştir. Faiz yarışlarıyla, reklamlarıyla milletin milyarları toplanmaktadır. Bu milyarlar bu grupların kendi müesselerinin para ihtiyacına tahsis edilmektedir. Bu hususta bundan önceki hükümet zamanında çıkartılmış olan bankalar kanundaki değişiklik yetki kanunu maalesef hiçbir düzeltme yapamamıştır. Geçen de meclis konuşmamda da ifade ettiğim gibi bu müesseselerin Anadolu'da satıcılar vardır. O satıcıların kendileri teminat göstermek suretiyle parayı almakta, ancak bu para yine bu kartellere verilmek suretiyle Türkiye'deki 640 milyar liralık kullanılan kredinin 200 milyar lirası takriben bu 5 kartel tarafından kullanılmaktadır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ülke yoktur. En kapitalist ülkelerde dahi kartelleşmeye karşı kanuni zecri tedbirler vardır. Bugün sadece Türkiye'de kartelleşme korkunç bir şekilde yürümekte. Bütün ülkenin ekonomisi sadece 5 tane müessesenin eline geçmektedir.
Gelir grupları fakirleştirilmektedir. Başta köylümüz, geçen yılki taban fiyatıyla bu yılki taban fiyatı arasında fiyatlarda %125 ila %130 civarında bir artış olduğu için verilen taban fiyatların hepsi köylünün eline geçen parayı düşürme manasındadır. Buğdayda verilen taban fiyatı geçen senekinden %30 daha düşüktür alım kabiliyeti itibariyle. Çayda %53, ayçiçeğinde %12, haşhaşta %80, şeker pancarında %5 bu yılki fiyatlar geçen yılki fiyatlardan daha düşüktür. Bu hükümet döneminde gübre fiyatları %500 ila %700, akaryakıt fiyatı %300, traktör fiyatı %250 artmıştır. Buna mukabil krediler fevkalade düşüktür. Köylümüz nüfusumuzun %60'ını teşkil ediyor. 240 milyar liralık asgari fiili canlı kredi kullanması lazım. Kullanılan kredi bunun ancak bir küçük küsuratından ibarettir. Devlet köylüye olan borcunu ödemiyor. Pancar köylüsüne olan 7 milyar lira borç duruyor. Fındık köylüsüne geçen seneden olan borç duruyor. Bizim köylümüze borç ödenmediği halde Fransız köylüsüne bu borç ödeniyor. Şimdi şu anda dahi Toprak Mahsulleri Ofisi şu güne kadar 900 bin ton buğday ancak almıştır. Bu almış olduğu buğdaya 9,7 milyar lira ödemesi lazım geliyor idi. Bunun ancak 4,5 milyar lirası karşılığında çek verilmiştir. 5,2 milyarı ise ödenmemiştir. Köylümüz teslim etmiş olduğu buğdayın parasını alamamaktan inim inim inlemektedir. İşçilerimiz artan hayat pahalılığı karşısında fevkalade ezilmiş durumdadır. Sayın Başbakan bizzat kendisi işçilerimizin tazminatlarının verileceğini ve ikramiyelerinin ödeneceğini ifade ettiği halde şu anda 5 milyar lira devlet kamu sektöründe çalışan işçinin 1980 yılına ait ikramiyesi ödenmemiştir. Emekli dur ve yetimler, dar gelirler ise elbette bu çarkların arasında nefesi kesik en çok ezilenler olmaktadır. Bunlara ait en ufak merhem kanunları dahi Adalet Partisi tarafından 7 aydan beri parlamento çalıştırılmadığı için çıkartılamamaktadır. Bölgesel dengesizlikler hızla artmaktadır. Türkiye'nin büyük bir yarasıdır. Bugün bütün köylerine elektrik götürülmüş illerimiz olduğu halde hiçbir köyünde elektrik olmayan il vardır Türkiye'de. İçme suyunu hayvanıyla birlikte içen, su birikintilerinden içen köylerimiz vardır Türkiye'de. Köylerine her yıl 250 kilometre asfalt yol yapıldığı halde, böyle illerimiz olduğu halde, kışın hastasını şehre götüremeyerek ölüme terk eden pek çok köy vardır Türkiye'de. Bu köylerimizde maalesef en ufak bir yatırım yoktur. Dengesizlikleri gidermek için atılan tek bir adım yoktur. İşsizlik had safhadadır. Grevler salgın haline gelmiştir. Bu hükümet devresinde 3,5 ay esasen hava yolları bile işlememiştir. 700 milyarlık bütçenin 300 milyarlık açığı olduğunu 16 Şubat günkü meclis konuşmamda söylemiştim. Şimdi bütçe tatbikatı başladı. Bugün Maliye Bakanlığı'nın çıkarttığı tahminlere bakınız. Aslında 600 milyar liralık, kendisi 700 milyar lira olan bütçede 600 milyar liralık açık tehlikesi belirmiştir. Meclis sabıtlarına bakınız. 16 Şubat'ta bendeniz mecliste ne dedim? Bu bütçenin en aşağı 300 milyar lira açığı var dedim. Şimdi maliyeciler bu gidişle 600 milyar açık hesaplıyor. Ondan dolayı Maliye Bakanlığı bütçe tatbikatını aylık tahsisatlar haline çevirdi. Yatırımlar ise 200 milyar bu yılki fiyatla tahdit ediliyor. Bu 200 milyar lirayla hiçbir şey yapmak mümkün değildir. İşte 5 ay önce işaret ettiğimiz acı gerçek bugün fiilen orta yere çıkmıştır. Muhterem arkadaşlarım, milli çözümün istihdam projeleri, yani şu hükümet 50 milyar lira bastı, 5 tane kartere verdi, son ayda da memurun, emeklinin maaşını ödedi. 50 milyar lira para basıyor, bu basmış olduğu paradan 20-30 milyon lirasını verse Urfa Unipli fabrikasına
Mardin Unipri fabrikasına 200 bin memleket evladının çalışacağı halıcılık sanayinin ham maddesini üretmek mümkün. 20 tane motoru alıp 20 gemiye koyamayan bir hükümet, 8 aydır bitmiş alkaloid fabrikasını çalıştıramayan bir hükümetten ne beklenir? Ne aşk var, ne azim var, ne hamle kabiliyeti var. Sadece lafla millet oyalanıyor ve yara büyüyor.